olacağını da düşünüyoruz. Dolayısıyla böyle bir projeyi de şu anda kurguluyoruz. Huzurlarınızda ben başta bu fırsatı yarattığı için her şeyden önce Terzi Alan o ilk öğretim okuluna, ondan sonra bu projeyi bizim dikkatimize getirdikleri için İstanbul Gençlik Platformu'na ve orada görev alan çocuklara teşekkür ediyorum. Çanakkale bizim gördüğümüz yer, evimiz ve yuvamız. Bu toprakların parçası olmak bize her zaman gurur ve güven verdi. Bugün de buradan sonra Çanakkale'ye gidip orada açtığımız interaktif Çanakkale'nin evlatları müzesini açmaya gidiyoruz. Size tavsiyem mutlaka Çanakkale'ye gittiğinizde feribotların kalktığı meydanda, ana meydanda Çanakkale'de Kale grubunun, Çanakkale halkının ve gelecek Çanakkale'yi ziyaret edecek tüm Türk vatandaşlarını ve yabancıları Çanakkale ruhunu daha iyi anlamaları için gerçekleştirdikleri interaktif projeyi gezmenizi tavsiye ediyorum. Bu çok büyük bir müze değil. Çanakkale'nin ne demek olduğunu insan hikayeleri üzerinden bizim için hayatını vermiş, bizim için o topraklarda şehit düşmüş ve bize bu güzel vatanı emanet etmiş şehitlerimizin hangi şartlarda, hangi hikayelere sahip olup gelip orada savaşıp şehit düştüklerini anlatan bir hikaye. Bunu çok önemsiyoruz ve bu projeyi de daha da büyütmeye hedefliyoruz. Gidip görmenizi tavsiye ederim. Son derece bilgilendirici ve Çanakkale'yi anlatıcı bir proje. Dolayısıyla ben çocukluğumda bu topraklarda oyuncaklarımla oynadım, fabrikada oynadım, fabrikadaki makinelerin arasında oynadım, fabrikanın bahçesinde oynadım, sünnet törenlerinde sünnet tören çocuklarla oynadık. Benim çocuklarım buradaki çocuklarla birlikte sünnet oldu. Dolayısıyla ben bu topraklarda büyüdüm, bu topraklarda çocukluğumu yaşadım. Biz bugün buradayız ve inşallah Allah'ın verdikçe bu kazalarda burada tuttukça hep burada olmaya devam edeceğiz. Bu oyuncak kütüphanesine gelen herkese bir kez daha teşekkür ediyorum. 23 Nisan gibi önemli bir günde özellikle çok değerli kaymakamımız, çok değerli belediye başkanımız ve komutanımızın da vakit ayırıp bizlerle bu törende olmaları bize ayrıca memnuniyet verici. Bizim için kendilerine şükranlarımı sunuyorum. Ve tüm çocuklara bizlerle birlikte aydınlık yarınlar diliyorum. İyi ki varsınız, iyi ki buradasınız. İnşallah daha yeni projelerde Kale grubuyla birlikte tekrar sizlerle hem Terzi Alan'da hem Çan ve Çanakkale'nin köylerinde birlikte olmak üzere teşekkürlerimi sunuyorum. Seneye Allah nasip ederse İbrahim Bodur Çocuk Bilim Merkezi'ni açacağız Çanakkale'de. Çocuklarımızın bilime, fene, matematiğe ilgisini arttırmak için onunla ilgili de bir projeyi başlattık. İnşallah çok büyük bir proje olacak inşallah ve çok önemli de Kanada'dan bir ortağımız var, onunla geliştiriyoruz. Avrupa'da, Amerika'da gördüğümüz bütün çocuklar için düşündüğümüz yenilikleri orada bir müze mantığında değil, tamamen çocukların deneylerle kendileri çalışarak yapacakları bir imkan. Bütün köylerden de oraya inşallah belediyemiz ve valiliğimiz de bize destek verirse çocukları taşıyacağız ve yılın 365 günü orada bilim projeleri olacak. Çocuklarımızı bilim adamı olmaya, mühendis olmaya yönlendirmeye arzu ediyoruz. Bunu da size buradan ilk defa söylüyorum. İnşallah Allah nasip ederse 60. yılımızda burayı da açmaya hedefliyoruz. Tekrar ben teşekkür ediyorum. Çocuklarımıza tekrar aydınlık bir gelecek temennisiyle hepinizi saygı ve sevgilerimle selamlıyorum efendim. Sağ olun. Zeynep Bodur Öker hanımefendiye konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar sevinelim, hep gülelim, eğlenelim. Sıkılmasın hiç canımız, çünkü bugün bayramımız.
Şimdi okulumuz 4. sınıf öğrencilerimizin hazırlamış oldukları Ege Yöresi Harman Dalı Halk Oyunu gösterisini izleyeceğiz. Thank you.
olarak Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla hazırlamış olduğumuz kutlama programımız Oyuncak Kütüphanesi açılışından sonra devam edecektir. Sayın protokol üyelerimizi açılışını yapmak üzere okulumuz Oyuncak Kütüphanemize teşriflerini arz ederim.